Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Bayram nasıl geçiyor? Şekerleri götürdünüz mü? Neyse, bugün sizlere kitaplığımda bekleyen, yıllarca bekleyen, bir türlü hala okumaya fırsat bulamadığım kitaplarımı göstermek istiyorum. Niye okumadım? Hmm, sanırım yani aslında bu kitaplar bekliyor dolabımda. Onun onların üstüne binlerce kitap okudum, binlerce. Abartmıyorum. Yani binlerce derken anlamışsınızdır siz. Çok kitap okudum ama bunları hala okuyamadım. Hala kitaplarımda bekliyor. Bu arada bir edebiyatçı olarak başlıyoruz. Suç ve cezayı hala okumadım. Hala oku okuyamadım. Fırsatım olmadı. Konusunu biliyorum zaten. Raskolnikov ve onun cinayet işlemesi, kendisiyle, kendi vicdanıyla çatışması. Hepsini biliyorum. Ama hala okumadım bu kitabı. Bir de küçük bunun farklı bir yayından alıp okumak istiyorum bunu ilerleyen zamanlarda. Şuraya koyalım kitaplarımızı. Sizin de vardır bence okumadığınız, kitaplarınıza koyduğunuz, daha sonraları okumayı düşündüğünüz kitaplarınız vardır. Ya da bakın bakalım kitaplarınızda hangi kitaplar okumamışsınız. Belki unutmuşsunuzdur. Belki rafların arasında kalmıştır. He? Bence öyle. Şu var yine üniversite kitabı Işık Sevdi. Bunu okumak istiyorum. Zaten Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kitapları güzel bence. Gayet kendi dönemine göre çok çok başarılı buluyorum bunun kitaplarını. Kendisini görüyorsunuz. Gayet hayatla dalga geçebilen biri. Fotoğraflardan da belli. Görebiliyor musunuz? Hüseyin Rahmi Gürpınar şıp sevdi. Bunun kitapları bence başarılı. İçinde birazcık böyle hayatla dalga geçen... Espri niteliği yüksek <laughs> bir kişilikli Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu kitabı okuyacağım. Şırp sevdi. Ben de şırp sevdi bileyim. Yok ya şaka yaptım. Şimdi kitabımda, kitaplığımda bir tane kitap daha var. Kavgam Hitler'in kitabı. Bu kitabı okumaya başladım. Nereye kadar gelmiştim hatta ya? Okumaya başladım ama yani sanki Hitler yazmamıştır bunu muhtemelen eminim. Ya da yazmıştır ama ekleme yapılmıştır belli. Okudum böyle başından sona. Yani şuraya kadar falan okudum herhalde. Çok saçma geldi. Yani farklı şeylerden bahsediyor. O yüzden belki ya son yayınları bu. Belki farklı bir yayından alırsam daha iyi olur. Bunu çok önceden almıştım. Yayın hakkında hiçbir fikrim yok. Yani hiçbir fikrim yok. Çok üniversite öğrenciyken kitap fuarından almıştım bunu. Adolf Hitler hakkında herkes bir şeyler biliyordur zaten. Değil mi? Ne kadar acımasız bir lider, ırkçı bir lider. Lider demek gerekiyor mu? Onu da bilemem ama. Gerçi o kadar binlerce insanı kendisine ne denir? Kendisine işte sözünü geçirebiliyor, insanları bir araya toplayabiliyor. Öyle insanlara da lider de denir de. Bu çok acımasız bir insan. Fotoğraftan belli değil mi? Soykırım yapmış Yunanlılara, Yahudilere. İnsanları sağ sağ fırınlarda yakmış, aç susuz bırakmış. Bunlar Hitler'in yaptığı şeylere dair, soykırıma dair. Zaten binlerce film var. Onlardan bir tanesi olan Piyanist adlı filmi hepinize öneririm. Piyanisti mutlaka izleyin. Gerçekten çok güzel bir film. Yine Anne Frank vardı sanırım. Anne Frank diye okunuyor muhtemelen. Onun filmi de çok güzel. Yine Bilmem neyin listesi. Çizgili pijama pijamalı çocuk var. Sonra hayat devam ediyor muydu? Hayat çok güzel miydi ya? Hatırlamıyorum şu anda ama o filmi de izleyebilirsiniz. Hitler'in e, yaptığı soykırım'a dair e, bu günleri anlatan filmler çok fazla var ve hepsi birbirinden güzel. Hepsi aşırı derecede trajik durumlar yansıtıyor ve seyirciyi etkileyebiliyor hepinize tavsiye ederim. Şimdi bu kitabı da okumadım hala. Zaten bunu lise yıllarında küçük, küçültülmüş halini, sadeleştirilmiş hali bizim edebiyat kitaplarımızda vardı bu safat. Nesil yayınlarından. Bunu aldım ama bu bu haliyle okumadım. Normalde safatın içeriğini biliyorum yani. Lise edebiyat kitaplarında gördük tek tek. Kısa kısa okuduk. Ama bu uzun hali böyle. Bunu da okumak gerekiyor. Hala kitaplığımda bekliyor. Yes yeni, yepyeni. Yes yeni ne Elif'e? Yepyeni bir şekilde bekliyor kitaplığımda. Bunu da okuyacağım. Mehmet Akif Ersoy kitabı. Bu kitabı okudum ben. Marcel Proust'un kitabını. Bunu okudum. Albertin Kayıp diye. Ama okuduğumda bazı yerlerine kendimi veremedim okurken. Dikkatim dağıldı. Anlayamadım. O yüzden kitaplığıma koydum. Tekrar okumak amacıyla. İnşallah bunu tekrardan okuyacağım. Aslında tekrar okumak istediğim çok kitap var ama bunu anlamadığım için okumak istiyorum. Yani yüzeysel okuyup geçmiştim. Üniversite yıllarında okumuştum yine. Zaten yazarını illa duymuşsunuzdur. Marcel Prost. İnşallah okuyacağım bunu da. Yoğun bir anlatım var. Bu zaten Kayıp Zamanın İzinde e, kitabının serisinden bir tanesi. Bu kitaplık da kardeşimin. O da tarih okuyor. Tarih kitapları eğer görüyorsanız. Buradan mesela okuduğum kitaplar var. Birazdan size gösteririm. Şimdi kardeşimin tarih kitaplarından da faydalanıyorum. Bu karantina bana bayağı yaradı sanırım. Çünkü... E, Bayağı bir tarihi nitelikli kitaplar okuduğumu söyleyebilirim. Paylaşıyorum zaten Instagram'da. Öyle. Evde tarihçi var, edebiyatçı var, polis var, uzman çavuş var. Devlet memuru yani sosyal hizmetler görevlisi var. Sosyal var da var işte. O yüzden onların kitaplarından faydalanabiliyoruz 7 kardeş olunca. Herkes birbirinden. Evimizde zaten bir tane bu kardeşimin kitaplığı, bir tane kitaplık daha var. Öyle, kitaplık üstüne kitaplık. Büyük bir kitaplığımız olmadığı için herkesin kendine ait böyle küçük küçük kitaplığı var. Şimdi bakalım. Kardeşler bu arada insanın ailesi kalabalık olunca eve sığmıyor. <laughs> Vallahi sığmıyor. Ya yani eşyaları katmak için kavga ediyorsunuz. Öyle oluyor. İş yapmak için herkes birbirinden bekliyor bir şeyleri. Şunu Karantinada dedim okuyayım dedim başladım. Çok güzel tasavvufi dini Mevlana'nın kitabı. 121. sayfaya geldim. Sonra bıraktım. Aslında çok güzel şeyler var, sözler var içerisinde. Tek tek Mevlana'nın Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mafi, Mecalisi Seba ve Mektubat adlı kitaplarından seçmeler, özlü sözler ve gençlere verilen öğütler, dersler niteliğinde şeyler var, içerikler var. Ama ben bunu Mevlana'nın seçmelerini hala okumadım. Okur muyum bu karantinalarında yazın? Bilmiyorum. Okuyacağını sanmıyorum. Çünkü kendimi çok zorladım bu karantinada. Çünkü alanım dışı, tarih ağırlıklı araştırma kitapları da okudum. Artık yorulduğumu hissediyorum. Artık edebi nitelikli kitaplar okumak istiyorum. Zaten Migros'tan iki tane dergi aldım dün. O dergileri okuyacağım. Dün değil ondan önceki gün. Dergileri okuyup basit şeyler okumak istiyorum. Artık kafamı dağıtmak istiyorum. Ve bunu okudum arkadaşlar. 1923 Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılı 1900 pardon 1923 ve 2023 arasını anlatıyor İlber Ortaylı. İsmail Küçükkaya ile e, röportajları bu şekilde. Bunu okudum. Bunu çok beğendim. Ben zaten İlber Hoca'nın kitaplarını beğeniyorum gayet. Kendisi ne diyordu? Hepiniz cahilsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çok. Bunu okudum. Gerçekten bu okuduğum kitaplardan bir tanesi. Şimdi bakalım beraber kardeşimin kitaplarına. Aslında eğlemeyeceğim. Altta da var ama sadece şurada olanları göstermek istiyorum size. Mesela Haluk Özdil'in Kod 5 adlı kitabını okudum. Bunu çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Tarihi nitelikli e, bilim kurgu tarzında Tarihi nitelikli bilim kurgu. Bilmiyorum da daha çok bilim kurgu tarzında gibi bir şey. Ama çok güzel içerisinde. Cinayetler oluyor, farklı şeyler oluyor. Sizi meraka düşürecektir eminim. Herkes okusun, herkese tavsiye ederim. Bunu okudum. Bakalım kardeşim kitaplarına şimdi. Bekleyin siz. İlber Ortaylı'nın Seyahatnamesini okudum. Gayet güzel bir kitaptı. Yine ama yüzeysel anlatılmış. Ben Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı kitabının orijinal baskısını alıp okumak istiyorum. Gezmeyi seven biri olarak. Bunu okudum. Aşağıya inemeyeceğim. Söylediğim gibi. Bekleyin birazcık. Evet bu kitabı da okudum. Her yerde çok satan bir kitap zaten. Herkese tavsiye ediliyor. İrbe, İlber Ortaylı'nın yine Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı kitabı bunu da okudum. Mesela bunun İlber Ortaylı'nın gençlere tavsiyesi var. Aslında o kadar çok tavsiye veriyor ki mesela gezin, görün, dünyayı gezin diyor. Şuraya gidin, şunları yapın, bunları yapın. E imkan olmayanlar ne yapsın? Yani herkes kendisi gibi şanslı değil. Herkes kendisi gibi paralı değil. Ya da herkes kendisi gibi eğitimli değil. Ya da herkes kendisi gibi iyi hocalardan eğitim alma şansına nail olamamış. Yani o kadar çok şey var ki. Şurayı gezin, şunu yapın, bunu yapın, şunu yapmadan ölmeyin. İmkanımız yoksa ne olacak? Yani durumumuz yoksa ya psikolojik olarak o yapmamız gereken şeylere hazır değilsek, ne bileyim, gezmelere, görmelere, araştırmalara, dinlemelere hazır değilsek yani aslında bu bence imkanı olanlara söylüyor. Eğer elinize fırsat gel varsa mesela operaya gidin, kütüphaneye gidin, araştırmalar yapın. Yani gerekli çalışmaları yapın diyor. Eğer bence eliniz imkanınız varsa imkanı olanlara söylüyor diye düşünüyorum. Çünkü her genç bunu söylediklerini yapamaz. Özellikle köyde yaşayanlar, kasabalarda yaşayanlar, memur çocukları, sıradan düz memur çocukları sanmıyorum ama kendi para imkanlarıyla çalışıp kazanırlarsa bunun dediği her şeyi yapabilirler. O yüzden benim gençlere tavsiyem lise yıllarında, lise ilk yıllarda olabilir. Lise ikinci sınıftan sonra mutlaka bir işe atılın. Kendi paranızı kendiniz kazanın. İnsanın kendi parasını yemesi gibi güzel bir duygu yok bence. Nasıl görünüyorum bilmiyorum ama birazcık bekleyin olur mu? Bir dakika. Bekletiyorum sizi. Siz anlatın bakalım. Burada başka var mı? Evet Elifeciğim. Sizi bekletiyorum. Evet hala bekletiyorum. Siz de beni sabırla bekliyorsunuz. Bunun farkındayım. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir dakika. Bu kitapları buradan alalım Elifeciğim. Şuraya koyalım. Siz hangilerini okudunuz? Siz tarihe ilgi duyuyor musunuz? Siz. Neyse gitti madem bunlar da yere indiriyorum. Şimdi bakalım okuduklarımı göstereceğim size. Um, bu değil. Çok güzel kitaplar. Çok güzel kitaplar. Çok Evet. Çok fazlaymış ya. İnanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Ne kadar çok okumuşum. İnanamıyorum Allah'ım. Evet şimdi göstereceğim. Kardeşim gelip gör. Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak adlı kitabını virüs tatilinden sonra okumaya başladım ve okudum. Bu arada arkadaşlar şunları da ne zaman biz Mart'ta, Mart'ın 16'sında tatil olduk. Ben 20 Mart'ta buradaydım. Bunları okudum geldiğimden beri. Çok fazla kitap okuduğumu fark ediyorum. Bu üçü bunu okudum yine. Sonra Bilge Kağan'ın vasiyetini okudum buradayken Osmanlı Vampirlerini adlı kitap var. Bunu okudum. Gayet içerisi resimliydi. Değilmiş. Bunu okudum. Karıştırdım diğer kitapla. Dede Korkut kitabını burada okumadım ama kendi kitaplığımda var. Üniversite yıllarında okumuştum. Bunu da göstermek isterim. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten 12 tane hikaye var içerisinde. Okuyun. Gençler hepinize tavsiye ederim beğendiğim, hayran kaldığım kitap ve okumak için geç kaldığım kitap Bozkurtlar. Çok çok geç kaldım. Dedim ya üniversite yıllarında kitap okuyamadığımı söylemiştim. Üniversiteyi bitirdikten sonra kitap okumaya başlamıştım. Yoğunluk vermiştim. Ve lise ve ortaokul yıllarında zaten bu tarz kitaplar okumadım. Farklı tarz kitap okumuştum. Fuat Sezgin'in Bilim Tarihi Sohbetleri adlı kitabını okudum. Kendisinin ne kadar çalıştığını bu kitapta görüyoruz. Gördüm. İbni Fadla'nın seyahatnamesini okudum yine. Gezmeyi seven bir insanım. Seyahatname adlı kitapları da okumayı seven bir insanım. Ama güzel anlatılırsa. Bu kitabı okudum herhalde. Bunu da okudum. Diye hatırlıyorum. İçeriğini tam olarak hatırlamıyorum şu anda. İslam ve Batı. İbla, İbrahim Kalın. Tanıyorsunuzdur İbrahim Kalın'ı. Siyasilerden bir tanesi. İslam ve Batın e, Cumhurbaşkanı Sözcüsü'ydü sanırım. Onun kitabı. Okudum bunu da. Türkçülüğün esaslarını okudum. Ama şeyden, tatilden sonra değil. Bunu daha önce okumuştum. Ve Ayşe soka adlı kitabı da okudum arkadaşlar. Ama daha önce okumuştum. Bu tatilde değil. Şimdi fark ettim de bir dakika. Şimdi fark ettim de. Bekleyin dostlarım. Bekleyin. Ben de geliyorum sizlerle. Bekleyin. Bunlar var. Aynı zamanda başka kitaplar da var sanırım. Karantinadan beri okuduğum kitaplar. Görebiliyor musunuz? <laughs> Başka var. Sadece bunlarla değil. Kendi kitaplığımda da var muhtemelen sanırım. Bu karantinada kardeşimin kitaplığıyla, kitaplarıyla yetinmişim. Aynı zamanda birkaç tane daha var kendi kitaplığımda. Okumayı seven bir insanım. Okumanın faydalarını da görüyorum. Yani estetik illa fayda almaya gerek yok. Estetik bir zevk almak da iyi. yeterli benim için. Ya hoşlanıyorum kitap okumaktan. Kardeşim Neyse arkadaşlar çok uzattım ben. Çok çok uzattım. Kendinize iyi bakın olur mu? Kendinize iyi bakın. Popüler davranın. Bu şekeri de yiyin. Görüşürüz.